Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Sifir Geometri kampının 22. haftasının 4. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Doğrunun analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımızda sayfa 244 ve 245'i işleyeceğiz. İşleyeceğimiz konular açıortay denklemleri, birinci dereceden iki bilinmeyenli, eşitsizliklerin grafiği ve doğrunun analitiğini kullanarak alan bölmeden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açıortay denklemleri arkadaşlar, kesişen iki doğrunun açıortay denklemlerini bulurken denklemleri diyoruz. Çünkü niye? Kesişen iki doğrunun iki tane açısı vardır. Bir bu açı, bir de bu açı. O zaman iki tane açıortay doğrusu vardır. Bir bu açıortay doğrusu, bir de şu açıortay doğrusundan bahsedeceğiz arkadaşlar size. Peki bu açıortay doğruları nasıl oluyor? Arkadaşlar bu açıortay doğruları arasındaki açı da kaç derece oluyor? 90 derece oluyor. Bazen bununla da ilgili bir soru karşımıza çıkabilir. Peki açıortay denklemlerini biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın, herhangi bir açıortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler eşit değil mi? Evet. Yani buraya ben x virgül y diyecek olursam x virgül y'nin d1 doğrusuna olan uzaklığıyla d2 doğrusuna olan uzaklığı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Noktanın doğruya olan uzaklığını kullanacağız. O zaman x virgül y'nin şu doğruya olan uzaklığı nedir? Hocam x yerine x yazıyorum. ax artı by artı c bölü kare içinde a kare artı b kareydi. Ama bu mutlak değer içerisindeydi. Eşittir. D2 doğrusuna olan uzaklığı. D2 doğrusu da dx artı ey artı f ise mutlak değer içerisinde dx artı ey artı f bölü karekök içinde d kare artı f kareye eşit olacak. Arkadaşlar şu eşitlere bakacak olursak her ikisi de mutlak değerce birbirine eşit ya. Bir artılısını eşitleriz. Bir denklem çıkar. Bir de eksilisini eşitleriz. İkinci denklem çıkar. Mutlak değerleri atacak olursak. O yüzden iki tane denklem çıkıyor. Hatta açıortay denklemleriyle ilgili bir yorum gelecek olursa açıortay denklemleri nasıl kesişiyor arkadaşlar? Dik kesişiyor. Bazen bununla da ilgili yorum sorusu karşımıza gelebilir. Evet, bu şekilde bir artılısını eşitliyoruz, bir de eksilisini eşitliyoruz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Örnek 42'ye bakalım. Yani çok kolay aslında baktığımız zaman. Bu doğruların oluşturduğu açıortay denklemlerini bulunuz. İki tane olacak. Arkadaşlar bu doğruyu yazıyorum. Bak çok kolay. 2x eksi 3y eksi 4 bölü karekök içinde 4 artı 9 eşittir. Bu denklem 3x artı 2y artı 5 bölü karekök içinde 9 artı 4 olacak. Ama dikkat edin, bu aynı zamanda nelisine eşit olacaktı arkadaşlar? Eksilisine eşit olacaktı. Bir de eksilisine eşitleyeceğiz. Yani bunun eksilisine eşitlediğimiz zaman da ikinci denklemi bulacağız. Hadi bulalım bakalım. Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Buradan 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 eşittir 3x artı 2y artı 5 ya. Buradan ne yapalım? Hepsini sol tarafa toplayalım. 0 eşittir x. 2x eksi 2x diye geçti. Eksi 3y artı 5y diye geçti. X artı 5y artı 9 eşittir 0 mu oldu? Yani düzenleyecek olursak x artı 5y artı 9 eşit 0 şeklinde oldu. Birinci açıortay denklemi bu. İkincisi de ne olacak arkadaşlar? İkincisi de şu, eksilisine eşit olacak. Eksi 3x buraya attım. Artı 5x oldu. Eksi 2'ye buraya attım. Eksi. Şurası 2x eksi. 2x eksi 3y'de. Eksi 3x eksi 2'ye ya. Eksi 2'ye de buraya nasıl geçecek? Artı 2'ye de diye geçecek. Eksi 3'ye artı 2'ye de eksi y yaptı. Sonra eksi 5 öbür tarafa artı 5 diye geçecek. Eksi 4 artı 5 de eşittir 1 artı 1 oldu. O zaman denklemimiz de 5x eksi y artı 1 eşit 0 oldu. Yani açıortay denklemleri bu şekilde çıktı arkadaşlar. Bir soru bunun için yeterli. Bunun pratik yöntemleri var mı? Var tabii ki. Nasıl? Hemen pratik yöntemini de söyleyeyim. İki doğrunun açıortay denklemleri sorulursa şu a kare artı b kareler her iki denklemde de birbirine eşitse açıortay denklemleri 1 toplamlarıdır, 2 farklarıdır. Evet, kısa yolumuz. Ne yapıyoruz? 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 ile 3x artı 2y artı 5 eşit 0'ı toplarsak bir tanesi gelir. Bak 5x eksi y artı 1 eşit 0 şeklinde geldi. İkincisi de ne olacak arkadaşlar? Farklarıdır. 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 ile bunu çıkartacağız. Eksi 3x eksi 2y eksi 5 eşit 0. Yani eksiyle çarptığım için toplayacağız. Topladığımız zaman eksi x eksi 5y eksi 9 eşit 0 şeklinde geldi. Hatta eksiyle çarpalım. X artı 5y artı 9 eşit 0 şeklinde karşımıza çıktı. Yalnız bu özel yöntemi ne zaman kullanıyoruz? Karekök içinde a kare artı b kareler birbirine eşitse bir açıortay denklemlerinden bir tanesi toplamlarıdır. Diğeri de farklarıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Genelde de a kare artı b kareler de birbirine eşit çıkıyor. Haberiniz olsun. Evet, burada şunları da sadeleştirmiştik. Bunları da sadeleştiğini de şöyle gösterelim. unutmayalım. Evet, birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitliklerin grafiği. Arkadaşlar eşitliklerin grafiği çizildiği zaman doğru denklemini yazdıktan sonra, doğru denklemini yazıyorsunuz ya, doğru denklemi genelde nasıl geliyor? Ax artı by artı c şeklinde geliyor ya. Yani y yalnız bırakılmış halini yapın, tamam mı? Daha pratik çünkü. Yani y eşittir mx artı c şeklinde yazın mesela. Bu şekilde yazdığınız zaman, y eşittir mx artı c yazdığınız zaman doğrunun üst tarafı y yalnızken ne olacak arkadaşlar? Y yalnızken büyük olduğunda üst tarafı, y yalnızken yani y'nin işareti de pozitifken, yalnızken, y yalnızken küçük dediği zaman da alt tarafını karalayacağız arkadaşlar. Çok basit. Hani y eşittir yazacaksınız. Y, bu doğrunun üst tarafı büyük oluyor. Alt tarafı da ne oluyor arkadaşlar? Küçük oluyor. Bu kadar basit. Ama y'yi yalnız bırakmanız lazım. Y'nin katsayısında artı olması lazım. Y'nin katsayısı artıyken ve yalnızken büyük tarafı doğrunun üst tarafı, küçük tarafı da doğrunun alt tarafı oluyor. Bunu da unutma. Bu şekilde yazdığında büyük tarafı üst taraf, küçük tarafta alt taraf şeklinde söyleyeceğiz. Ha hocam, özel doğrular gelirse mesela burası x eşittir k doğrusu. Hocam k'dan büyük değerler x büyüktür k'dır. K'dan küçük değerler, bu tarafı da x küçüktür k şeklinde yazılır. Bunu da yorumla yapacaksınız arkadaşlar. Evet, sorusuna bakalım hemen. Sorularına daha doğrusu. Şöyle bir şey verilmiş. Y'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. Y'yi yalnız bırakalım. Şimdi burada ne oldu? Y'nin katsayısı da artı olacak. Eksi 4y'yi öbür tarafa atalım. Yani 3x artı 24 küçük eşittir 4y. Yani bu ne demek? 4y büyük eşittir 3x artı 2y şeklinde mi olacak arkadaşlar? Evet. Yani bu ne demek? Y yalnızken büyük tarafta oldu. Doğrunun üst tarafı demek. Bunun grafiğini çizeceksin kardeşim. Çiz grafiğini. Grafiğini çizdikten sonra doğrunun üst tarafını alacaksın. Çünkü y yalnızken, katsayılı da olabilir, fark etmez. Y yalnızken büyük yazıyorsa üst tarafı. Evet, burada grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. X yerine 0 yazsanız, x yerine 0 yazdığınız zaman eksi 4y artı 24 eşit 0 ya. Buradan y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Evet, grafikte y'yi altta kesiyor. Y yerine 0 yazdığımızda da x'i bulacağız. Y yerine 0 yazdığında da 3x artı 24 eşit 0. Küçük eşit 0'ı eşit 0 gibi düşün sadece. Buradan da x'i kaç bulduk? Eksi 8 bulduk. X'i de eksi 8 bulduk. O zaman bizim grafiğimiz ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde olacak. Bu şekildeki grafiğin y'nin neresini alacağız? Büyük tarafında olduğu için y üst tarafını alacağız. Sadece üst tarafını karalayacağız arkadaşlar. Ha hocam, bu büyük eşit değil de bazen büyük oluyor. O zaman doğru nokta nokta noktalı olacak. Yani doğrunun kendisini almayacaksın. Evet, eşitsizlik sistemi bu şekilde gösteriliyor. 6 ve eksi 8'den geçen doğruyu çizdikten sonra doğrunun üst tarafıdır arkadaşlar çözüm kümesi. Tamam. Evet, geldik örnek 44'e. Mesela x artı y küçük 2 demiş. Bir de x çarpı y küçük eşit 0 demiş. Arkadaşlar bir de bunları bilmek lazım. Böyle özel durumlardan bahsetmek lazım. Mesela özel durumlar. Bu özel durumlardan bahsedelim. Bu özel durumlar nedir? Şudur mesela. Hocam bu doğrunun, şöyle küçük not şeklinde göstereyim ben size. Y ekseninin sağ tarafı. Y ekseninin sağ tarafı nedir? Hep x'i pozitif değil midir? Evet. Ya da bu ne doğrusudur arkadaşlar? Bu doğrunun sağ tarafını aldığı için bu y eşittir 0 doğrusu değil midir? Değildir. Bu ne doğrusudur arkadaşlar? X eşittir 0 doğrusudur. Dikkat. Tamam mı? X eşittir 0 doğrusudur. Sıfırdan büyük değerler var. O zaman burası x büyük eşittir 0 şeklinde adlandırılır. Peki bunun sol tarafı ne olacak? X küçük eşit 0 şeklinde olacak. Ya da bir doğrunun üst tarafı ya da alt tarafı. Şu x ekseninin üst tarafı ya da alt tarafı. Bu ne demek? Hocam y'ler hep negatif demek. Y küçük eşit 0 demek bu. Ya da bu y eşittir 0 doğrusu değil mi? Y eşittir 0 doğrusunun alt tarafı olduğu için bu şekilde adlandırılır. Sonra özel durumlar mesela şu şekilde arkadaşlar. Şu doğru verildiği zaman, şu 3 ise bu x eşittir 3 doğrusu. Bu x eşittir 3 doğrusunun sağ tarafı ne olacak? X büyük eşit 3 olacak. Sol tarafı x küçük eşit 3 olacak. Bir de bunun neresinden bahsedeyim arkadaşlar? Bunun şurasından bahsedeyim. Y eşittirlisi de gelir. Artık onu da şöyle yapabiliriz. Y eşittir k doğrusunun alt tarafı da ne olacaktır? Y küçük eşit k şeklinde olacaktır. Peki şu nedir? Arkadaşlar şuraya da dikkat edin. Birinci bölgeyi ve üçüncü bölgeyi aynı anda temsil eden ifadeye bakın. Birinci bölge ve üçüncü bölgeyi aynı anda temsil eden ifade. Hocam burası da artıya artı, burası da eksiye eksi değil mi? Ortak bir şey arayacağız. Bak, çarpımları pozitif, çarpımları pozitif. Ha, birinci bölge ve üçüncü bölgeyi temsil eden ifade x çarpı y büyük eşit sıfırdır. Peki şu nedir arkadaşlar? Tam tersi olan bölge, yani ikinci bölge ve dördüncü bölgeyi ifade eden şey nedir? Hocam burası eksiye artı. Eksiye artı olduğundan, burası da artıya eksi olduğundan ortak bir şey nedir? Çarpımları negatiftir. O zaman ikinci bölge ve dördüncü bölgeyi temsil eden ifade de x çarpı y küçük eşit 0 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim örneğimize. Şuradaki örneğimize. Tamam, şunu anladık. Şunda herhangi bir sıkıntı yok. X çarpı y küçük eşit 0 neresi arkadaşlar? Şurası. Evet, birinci bölge ve üçüncü bölge. Özel durumları da yukarıda gösterdim. Peki şunu da bulalım. X artı y küçük eşit 2. Öncelikle grafiği çizeceğiz. X yerine 0 yazdığımızda y, hani bu 0 artı y eşittir 0 2 şeklinde değil mi arkadaşlar? Evet. X yerine 0 yazdığımızda y'si ne geldi? 2 geldi. Y yerine 0 yazdığımızda, hani eşit 0'mış, eşit, şu küçüktür eşittir gibi düşündüğümüzde, burada x artı 0 eşittir 2'den x'i de ne bulduk? 2 bulduk. Arkadaşlar şimdi bunun grafiğini çiziyoruz. Şimdi bunun grafiğini çizdiğimiz zaman da, bakın şunun grafiğini çizdiğimiz zaman da x'i 2'de y'si de 2'de olacak. X'i 2'de y'si de 2'de olan grafik şu şekilde olmaz mı? 2 ve 2. Evet, burada y'yi yalnız bıraksan, y'yi yalnız bıraktığın zaman ne oluyor? Y küçüktür eksi x artı 2 oldu. Y yalnızken, işaretle pozitifken, küçük taraftaysa alt tarafı olacaktır. Evet, şunun da eşitsizlik sistemi bu şekilde olacak. Evet, bunun eşitsizlik sistemi bu şekilde. Bir de ne alacağım burada arkadaşlar? X çarpı y küçük eşit sıfırda da ikinci bölge ve dördüncü bölgeyi alacağım. Her ikisinin birleşimini yapacağız şimdi. Dikkat, çözüm kümemiz o zaman şu şekilde olacak. Hem ikinci bölgede, dördüncü bölgede olacak, hem de bu doğrunun alt tarafı olacak. Hemen doğrumuzu da çizelim arkadaşlar. Şu şekilde doğruyu çizdik. Doğruyu çizdikten sonra burası 2, burası 2 iken normalde bunun alt tarafıydı, ama bir de bu da sağlanacak. Hem ikinci bölge hem de dördüncü bölge doğrunun alt tarafında olacak ve ikinci bölgede ve dördüncü bölgede olan bölgeleri yapacağım o zaman. Her ikisini de sağlayan şeyi alacağım. Yani birinci bölgedeki noktaları almayacağım. O zaman bizim çözüm kümemiz ne olacaktır arkadaşlar? İşte tam olarak burası olacaktır. Çünkü burası 2 ve 4'ü diyor bize. Burası da doğrunun alt tarafı diyor. Hem doğrunun alt tarafı hem de 2 ile 4 arası. İkisinin kesiştiği yer neresi oluyor arkadaşlar? İşte burası. Yani birinci bölgedeki noktaları ve üçüncü bölgedeki noktaları almayacağız. Çözüm kümesi de bu şekilde olur arkadaşlar. Evet, örnek 44'ü böyle bulduk. Geldik örnek 45'e. Şimdi bir doğru verilmiş. Bu orijinden geçen bir doğru. Y eşittir 2x doğrusu arkadaşlar bu. Şimdi benden y büyüktür 2x. Bu ne demektir arkadaşlar? Y yalnızken, işaretle pozitifken, büyük tarafıysa doğrunun üst tarafı. Evet gençler, bu doğrunun nesini alacağım? Büyük tarafta olduğu için üst tarafını alacağım. Yani çözüm kümesi burası olacak. Yani çözüm kümesi burası olması demek ne demek arkadaşlar? Çözüm kümesinin burası olması demek y eşittir 2x doğrusunun alt tarafındaki noktaları iptal et demek. Yani bunlar olmayacak arkadaşlar. Öbür doğrumuzda 3x artı 2'ye eksi 12 küçük 0. Aslında bu küçük 0 dediğine göre bu doğrunun adı. Bak gerçekten de öyle. X yerine 0 yazsak y'si 6 çıkıyor. Y yerine 0 yazsak x'i de 4 çıkıyor. Evet, bu doğrunun adı da bu. Bu doğruyu da maviyle göstereyim. Bu doğrunun neresini alacağım arkadaşlar? Y'yi yalnız bıraksak burada. Şimdi 2y küçüktür eksi 3x artı 12 oldu. Arkadaşlar y'nin katsayısı pozitifken ne oldu? Küçük tarafta. Küçük tarafta olduğu için de alt tarafını mı alacağım? Evet, alt tarafını alacağım. Yani mavi doğrunun üst tarafındaki noktalar gitti. O zaman çözüm kümesi her ikisini de sağlayan neresi oldu? Hem sarı hem mavi. Hocam AE burası oldu. Yani A, E ve F oldu arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan bölgeler A'nın olduğu yer, E'nin olduğu yer. Burası da F'ydi. F'nin olduğu yer olmuş oldu. ÖSYM buna benzer soru sordu ve hala sormaya aday. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet, örnek 45'i de bu şekilde bulduk. Geldik doğrunun analitiğini kullanarak alan bölme konusuna. Arkadaşlar biz doğrunun analitiğini kullanarak bu şekildeki verilen doğrular arasındaki alanı rahat bir şekilde bulabiliriz. Aslında daha öncesinde buna benzer bir soru yapmıştık biz. Nerede yapmıştık? Böyle iki doğrunun kesim noktasında falan yapmıştık. Evet, bu üçgenin alanı isteniliyorsa bizden eğer, bu da y eşittir eksi x doğrusuymuş. Arkadaşlar y eşittir eksi x doğrusunu kullanacağız. Şimdi dikkat edin, şu üçgenin alanını bulmak için hocam buradaki uzunluk belli 2. A taban belli. Neyi bulmalıyız arkadaşlar? Hop, tabana ait yüksekliği bulursak olay bitti. Buradaki tabana ait yükseklikte, bakın burası kesim noktası x virgül y ise hocam apsisi x, ordinatı da y yapıyor. Burası y ya, şuradaki uzunluk yükseklik y değil midir? Evet. Yani sen bu iki doğrunun kesim noktasındaki x virgül y'deki y'yi bulursan yüksekliği bulursun. Hocam o zaman ben bu doğrunun adını yazıp bu doğrunun denklemiyle ne yapmam gerekiyor? Bu doğrunun denklemiyle bu doğrunun denklemini ortak çözüm yapmam gerekiyor kesim noktasını bulmak için. Peki bu doğrunun adı lazım. Eksenleri kestiği yerler belli. X bölü 2 artı y bölü 1 eşittir 1 ya. Bunu 2 ile genişletirsem x artı 2y bölü 2 eşittir 1'den. X artı 2y eşittir kaç oldu? 2 oldu. Evet, doğru denklemimiz x artı 2y eşittir 2 oldu. Bir de doğru denklemimiz ne arkadaşlar? Y eşittir eksi x. Bu ikisini ortak çözüm yapacağız. Yok etme metodu da yapabiliriz ama y eşittir eksi x gibi bir şey olunca, hani c'si m'si olmayınca yerine yazmak daha mantıklı. Gel y yerine eksi x yaz burada. Burada y yerine eksi x yazdığım zaman arkadaşlar bana y lazım aslında, değil mi? Evet, y lazım aslında. O zaman y lazım olduğu için ben buradan şey yazabilirim aslında. X yerine bir şey yazmalıyım. X de neye eşit oluyor? Eksi y'ye eşit olmuyor mu? Eksiyle çarptığım zaman. Evet. Gel x yerine eksi y yaz. Burada x yerine eksi y yazdığım zaman eksi y artı 2y eşittir 2 olduğundan y'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Evet, y'si 2 çıktı. O zaman üçgenin alanı ne oldu arkadaşlar? Taban 2. Yükseklik 2. O zaman alan 2 çarpı 2 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Evet, olay bu. Bakalım burada da aynı şeyin laciverti. Bakın buradaki bu doğru ve x ekseni arasında kalan bölge. Sen buradaki tabanın belli olduğunu görüyorsun. Şu taban uzunluğu kaç? 4 burada, 3 burada, 7. Hocam tabana ait yükseklik çizecek olursam eğer, ben tabana ait yüksekliği bulursam olay bitti. Evet, bu iki doğrunun kesim noktası x virgül y diyecek olursam x virgül y'deki şuradaki uzunluk y değil midir? İki doğrunun kesim noktasındaki x virgül y'deki y'yi bulacağım. Doğru denklemleri lazım bana. Bu doğrunun adı, eksenleri kestiği yerler belli. X bölü 3 artı y bölü 9 eşittir 1. 3 ile çarpınca bunu 3x artı y bölü 9 eşittir 1'den. Buradan 3x artı y'yi 9 bulduk. Evet, bir denklem çıktı. Şimdi bunu bulalım. X bölü eksi 4 artı y bölü 2 eşittir 1'den. Eksi 4 olsun burası. Eksi 2 ile çarpalım bunu. X eksi 2y bölü eksi 4 eşittir 1'den. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? X eksi 2y'yi eksi 4 olarak bulduk. Peki şimdi ben elimde iki tane denklem var. X eksi 2y eşittir eksi 4 var. Bir de 3x artı y eşittir. Bu 9 olacaktı. Şurayı niye 3x artı y eşittir 9 olacaktı? Niye 0 yazdıysam. Neyse, 3x artı y eşittir 9 olacak. Peki ben kesim noktasındaki neyi bulacağım? Y'yi bulacağım. Y'yi yok etmeyeyim. X'i yok edeyim o zaman. X'i yok etmem için bunu eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam. Bak kafadan yapıyorum biraz. Eksi 3x artı 3x 0 yaptı. Burası artı 6y artı y kaç yaptı? 7y yaptı. Artı 12 artı 9 da 21 yaptı. 7'ye 21 ise y'yi 3 bulduk. Hocam y 3 ise o zaman alan neye eşit olacaktır? 7 çarpı 3 bölü 2. Yani 21 bölü 2'ye eşit olacaktır. Çok da kolaydır aslında. Tamam mı gençler? Bu şekilde ne lazım sana? Kesim noktasındaki x virgül y'deki x'i ve y'yi ayrı ayrı bulmana gerek yok. Ne isteniliyorsa y lazım bana. O zaman y'yi bulacağız. Y'yi bulduk. Y'yi bulunca da arkadaşlar onu da ortak çözümle buluyoruz. Taban çarpı yüksek bölü 2'yi uyguluyoruz sonrasında. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde eğimleri toplamı 8 bölü 3 olan ve k 3'e 5 noktasında dik kesişen iki doğru çiziliyor. Arkadaşlar soruyu anlayabilmek için şöyle basit bir şekilde şekli çizeyim. Şurada dik kesişen iki doğru var ve k noktası 3'e 5 olarak verilmiş. Peki şimdi şu çözümle ayrı bir yerde dursun bu arada. Bu iki doğru dik kesişiyorsa bir de eğimleri toplamını kaç vermiş? 8 bölü 3 vermiş. Ben buradan 2 birimlik denklem var aslında. Ne var burada? 1. M1 çarpı M2'nin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar ben. Eksi 1 olduğunu biliyorum. 2. M1 artı M2'nin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar ben. 8 bölü 3 olduğunu biliyorum. 2 bilinmeyenlik iki denklemden sonuca ulaşırım. Burada nasıl ulaşırız arkadaşlar? İsterseniz burada M1'i yalnız bırakın. İsterseniz buradaki M1'i yalnız bırakın. Her iki denklemde de böyle yalnız bırakıp yerine yazma metodu da yapabiliriz. Mesela burada ben şeyi yalnız bıraktığımda hangisini yalnız bırakayım? Hadi birinci denklemde yalnız bırakmak daha mantıklı. O zaman birinci denklemde şöyle bir yalnız bırakma işlemi yapayım arkadaşlar. Ben burada birinci denklemde yalnız bırakacak olursam M1 neye eşittir arkadaşlar? Eksi 1 bölü M2'ye eşittir. Gel burada yerine yaz. M1 yerine bunu yaz. Yani eksi 1 bölü M2 çarpı artı M2 eşittir 8 bölü 3 olduğundan dolayı şununla şunun çarpımı ne? Eksi 1 artı M2'nin karesi bölü M2 neye eşit oldu arkadaşlar? 8 bölü 3'e eşit oldu. İçler dışlar yaparsam eksi 3 artı 3 M2'nin karesi eşittir. İnşallah buradaki yer yeter. 8 M2 yaptı. Burada hepsini sol tarafa toplayacak olursak ne oluyor arkadaşlar? Buradan 3M2'nin karesi eksi 8M2 eksi 3 eşit 0 oldu. Çarpanlara ayıralım burada. Çarpanlara ayıracak olursam bu 3M2'ye M2 olsun. Bu da 3'e 1 olsun. Çapraz çarpımlarından 9 elde edeceğim. O zaman 1 burada, 3 burada. 9 eksi 9 olsa daha iyi olur. Burası da artı olsun. Eksi 9M2 artı M2 eksi 8M2 yapıyor. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? 3M2 artı 1 çarpı M2 eksi 3 eşittir 0 yaptı. Şu 0'a eşitse M2'yi eksi 1 bölü 3 buluruz. Şu 0'a eşitse M2'yi ne buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Herhangi bir denklemde yerine yazsak M1'i de bulabiliriz. Mesela M2 yerine sen 3 yazsan. M2 yerine 3 yazdığın zaman M1 eksi 1 bölü 3 çıkıyor. Buradaki değer çıkıyor. Ya da M2 yerine eksi 1 bölü 3 yazsan. Eksi 1 bölü 3 yazsan M1'de 3 çıkıyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. M1 eşittir 3 iken M2'de eksi 1 bölü 3. Ya da tam tersi M1 eşittir. İşte burada M1 değil M2 diyecektik buraya. M2 eşittir 3 iken burada M1'de ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 çıkıyor. Ya da tam tersi M2 yerine eksi 1 bölü 3 yazsan M1'de 3 çıkıyor arkadaşlar. Fark etmiyor. Yani M1 ve M2 eğimlerini buldum ben. Biri 3 eğimli, biri de eksi 1 bölü 3 eğimli. Şimdi burada ben bu doğru denklemini yazarım. Çünkü eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazabilirim. Sonra bu doğru denklemini yazabilirim. Sonra iki doğrunun grafiğini çizebilirim. Çünkü bu doğrular ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı istenmiş. Doğru denklemlerini yazıp grafiğini çizerim. Eksenleri kestiği yerleri bulurum. Sonra taban çarpı yüksek bölü 2'den de sonuca ulaşırım. Ya da sanırım analitik düzlem çizsem daha kolay olacak. Analitik düzlem çizip analitik düzlemi bence yorumlayayım. Bu sanki daha kolay olacak arkadaşlar. Analitik düzlem çizip yorumlayacak olursam. Nerede ki bunlar şeyde 3'e 5 noktasında kesişiyorlar. 3'e 5 noktasında dik kesiyorlar. Şu 3'e 5 noktası olsun. 3'e 5 noktası şöyle ve şöyle. Şurası 3'e 5 olsun arkadaşlar ve dik kessin. Şurası 90 derece ve buradaki noktada 3'e 5 olsun. Şimdi buna göre yorumlamamı yapayım bence. Bir tanesinin yani sağa yatıp eğimi pozitif olanın eğimi 3. Yani şu açının, şuradaki açının açığa ben alfa diyecek olursam bunun eğimi 3. Diğer açının da diğer eğimde sola yatık olacak. Eksi 1 bölü 3. Yani burası da eksi 1 bölü 3. Eğimler çarpı eksi 1 zaten arkadaşlar. Yani tanjant alfa ne biliyorum ben? Tanjant alfayı 3 biliyorum. Tanjant betayı da ne biliyorum arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 olarak biliyorum. Evet. Tanjant betayı da hatta 1 bölü 3 olarak biliyorum. O zaman ben buradaki şekli kullanayım. Çünkü benden ne isteniyor? Şuradaki alan isteniyor arkadaşlar. Şimdi ben buradaki alanı bulmaya çalışacağım. Şu 3'e 5 noktasını kullanayım. 3'e 5 noktasını şöyle kullanacak olursam. Arkadaşlar şuradaki uzunluk apsisimiz 3. Ordinatımız 5. 3 ve pardon 3'e 5. 5 ve burası da 3 olduğundan dolayı burası da 3 oldu. Alfaya bakacak olursak beta 90. Burası da alfa yaptı. Hocam ben tanjant alfayı biliyorum. Tanjant alfa neydi? 3'e eşitti. Tanjant alfa 3'e eşitse şuraya a diyecek olursam tanjant alfa 3'e eşit olduğundan dolayı yani 3 bölü a'dan dolayı a'yı ne buluruz buradan arkadaşlar? 1 buluruz. Evet a değeri 1 çıktı. Çünkü ben bu tabanı bulmaya çalışacağım. Ondan sonra şurası beta burası da alfa değil mi? Tanjant alfanın yine 3 olduğunu biliyorum. Yine 3. Buraya b diyecek olursam da arkadaşlar tanjant alfa 3. b bölü kaç yapıyor? 3 yapıyor. b bölü 3 yaptığından b'yi de ne bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Evet b de 9 çıktı. O zaman alana ulaşabiliriz. Alan ne olacaktır arkadaşlar? Tabanımız kaç oldu? 9 bir daha 10 oldu. 10 çarpı yükseklikte 3 oldu. 10 çarpı 3 bölü 2 eşit olacaktır. Yani analitik düzlemde şekli grafiğe çizince daha rahat oldu işimiz. Cevap da böylelikle 15 çıktı. Diğer türlü doğru denklemini yaz. Doğru denklemini yaz. Sonra grafiğini çiz. Eksenleri kestiği yerleri bul deyince daha doğrusu y ekseni kestiği yerleri bulsak da olurdu. O şekilde de çözüm yapabilirdik. Ama ben burada biraz geometriyi kullanmak istedim arkadaşlar. Ve sonuçta çıktı. Evet bir tık zor bir soru arkadaşlar. Evet biraz zor bir soru ama böyle eğimler toplama eğimler çarpımı verilebilir. Ve yorumladığımız şeylerde yani bu verilenleri böyle grafikle yorumlayacağımız kısımlarda geliyor. ÖSYM'ye de bu grafik yorumlamayı da yani analitik düzlem çizdirmeyi de sevdiği için Bu şekilde yapmak istedim çözümü. Evet, örnek 48 15 oldu, geldik örnek 49'a. Aşağıdaki analitik düzlemde ABCD karesinin A ve B köşelerinden şu doğrular geçmiş. Buna göre diyor şöyle bir şey vermiş. Diyor ki ABCD karesinin alanı ile AOB üçgenin alanı arasındaki fark nedir diye soruluyor. Şimdi A ile B noktalarının koordinatları toplamında vermiş. Arkadaşlar bu ne doğrusu? Analitik düzlemde doğrular verildiğinde eğimlere bakın. Bu x eksi y eşit 0. Yani bu y eşittir x doğrusu değil midir? Evet. Burası kaç derece? 45. E hocam burası da 45. Eksene paralel değil mi burası? E 45 eksene paralel 90'sa burası da 90'dır. E o zaman burası da 45 yaptı. Yani sen buraya bir k değeri diyecek olursan burası da k mıdır? Aynen öyle. Peki bunun eğimine bak bakayım şimdi. Bunun eğimi de burada kaçının tanjantı ama negatif olacak. Bunun eğimi de nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi 1 bölü 4. Yani buradaki açının tanjantı ne olacak? Tanjant alfa 1 bölü 4'e eşit olacak. Sola yatık olduğundan sadece eksi oluyor. E 1 bölü 4'e eşit olacak da bu tanjant alfa dediğim z'den dolayı burası da alfa ya. Tanjant alfa 1 bölü 4'e eşitse k bölü a'ya eşit olacak. K bölü a'ya eşit olacağından dolayı a'yı da böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 4k olarak buluruz. Evet 4k oldu burası. Şimdi A ile B noktalarının koordinatları toplamı verilmiş. Arkadaşlar A noktası belli oldu mu? Oldu. A noktası 4K birim solda. Şöyle geldiğin zaman burası 4K olduğundan dolayı. Eksi 4K'ya K birim yukarıda. K yaptı. B noktası da belli mi? Belli. Hocam K birim sağda. Şöyle baktığın zaman K birim sağda, K birim yukarıda. K'ya K noktası yaptı. Topla bakayım bunları. 1, 2, 3 tane K, bir de eksi 4K. Topladığın zaman eksi k mı yapıyor? Evet, eksi k'yı adam sana eksi 2 vermiş. K'yı da böylelikle ne bulduk? 2 bulduk. Madem k 2, yaz yerine k2 ise şurası 2, burası 8. Hocam toplama mı yaptı karenin bir kenarı? Evet, burası da 2. Şimdi benden istenilene bakıyorum. ABCD karesinin alanı, yani onun karesi ile AOB üçgenin alanı arasındaki fark. Evet, AOB üçgenin alanında tabanımız 10, yüksekliğimiz 2. 10 çarpı 2 bölü 2 isteniyor. Yani 100 eksi 10 isteniyor bizden. Cevap böylelikle ne çıktı? 90 çıktı. Evet, örnek 49'u böylelikle 90 bulduk. Bu şekilde böyle doğrular çizildiği zaman eğimin kullanmayı bilin arkadaşlar. Bu şekilde işlem yapmayı da bilin. Çünkü ÖSYM bunu seviyor gerçekten. Geldik örnek 50'ye. Evet, bak bir doğru verilmiş. Y eşittir x bölü 2. Bu aslında ne demek arkadaşlar? Y eşittir 1 bölü 2x. Bu eğim değil midir? Eğimi 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yani tanjant alfa 1 bölü 2. Tanjant alfa 1 bölü 2. Hocam burası k iken burası 2k yazarsak 1 bölü 2 ya. Yok, buradan gidemeyiz. Karenin kenarına ulaşamayız. Başka ne yapabiliriz? Alfa iken şöyle burası beta. Ters açıdan beta. Burası da alfa değil mi? Evet. Ben burada yapsam tanjant alfayı şuradaki dik üçgende de yazabilirim. K 2K. Bak karenin bir kenarına ulaşmış oldum. Evet. Tanjant alfa 1 bölü 2'yi yazdım arkadaşlar. K 2K. Karenin bir kenarı 2K. Burası da 2K. Karenin bir kenarı 2K aldığından burası da K oldu. Ve dikkat et ne çıktı? Tanjant alfa 1 bölü 2'ydi ya. O zaman buranın da 2K olması lazım. Ya da hocam kelebek var. Kelebekteki oran birebir oldu. 2K ise 2K'yı bu şekilde de yazabilirdik. Neyse. Şimdi ne demiş? A noktası A'ya 0 demiş. A noktası A'ya 0. Yani burası 2K'ya 0 değil mi arkadaşlar? 2K birim sağda. A'nın ne olduğunu bulduk? 2K olduğunu bulduk. B noktası da 4K'ya 0 değil mi? B noktasında ne bulduk? 4K bulduk. Yani A artı B'yi 12 vermiş. 2K artı 4K eşittir 12 ise 6K eşittir 12'den K'yı da kaç buluruz arkadaşlar? K'yı da 2 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Şu katlama yapılmış. Buradaki üçgenin alanı. Arkadaşlar şöyle bir katlama yapılmış. Bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı aynı değil mi Allah aşkına? Evet, buradaki alan aslında buradaki alana eşittir. Burası K'ydı. Burası da 2K'ydı. K'yı biz 2 bulduk. K'yı 2 bulduysak burası 2. Burası 4. Yani burası da 2. Burası da 4. Ve burası da 90 ya. O zaman alan D üssü EC kaç yapıyor arkadaşlar? Şu üçgenin alanı o zaman ne yapıyor arkadaşlar? 2 çarpı 4 bölü 2'ye eşit oluyor. 2 çarpı 4 bölü 2'den cevap ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Evet gençler, böylelikle bu olayı hallettik. Zor bir soru mu? Değil aslında. Evet, yani bu haftanın, yani 22. haftanın son videosuydu. Son noktaları koyduk burada. Burada da bazı özel durumlardan bahsettik. Açıortay denkleminden, işte eşitsizliklerden bahsettik. Bir de bu şekilde analitik düzlemle üçgen kısımlarını, alanlar falan filan sorulabiliyordu. Bu kısımlardan bahsettik ve olayı bitirdik. Önemli bir hafta. Bu haftayla ilgili ya bir soru garanti gelecek. Hatta 2 soru birden gelebilir arkadaşlar. Belki abartırlar, 3 soru bile gelebilir. Yani bu haftaya çok dikkat edin. Ama bu haftayı yapabilmek için ya bu hafta gerçekten önemli. Bu videoya çok dikkat etmeniz lazım. En az bir soru ya da 2 soru. Hadi ortalama 2 soru diyelim. 2 soruyla karşılaşacağız arkadaşlar. Ama eğim çok önemli. Eğimi her yerde kullanıyoruz. İlk video önemliydi. İkinci video ondan daha önemli. Doğru denklemi yazma. Üçüncü videoda önemliydi. Üçüncü videoda ne yapmıştık ya? O da önemli dedik ama orada da özel bazı şeylerden bahsettik. Bir noktanın bir doğru olan uzaklığından falan filan bahsettik. Bak orada sırada da karşımıza gelebilir. Ya da paralel iki doğru arasındaki uzaktan bahsettik. Karşımıza gelebilir. Özel doğruların denkleminden bahsettik. Soruların içerisinde kullanıyoruz. Ve gerçekten önemli bir hafta. Lütfen iyi bir şekilde çalışın. Bu haftayı iyi bir şekilde değerlendirin. Evet gençler, 23. haftada dönüşüm geometrisinin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.